Gene düştük yollara. Şimdiki adresimiz bakalım neresi olacak? Havaalanındayız. Dünyayı geziyoruz. Evet, gece yarısı Türk Hava Yolları'yla Tebriz'e geldik. Havaalanında maalesef exchange, para değiştirmek mümkün değil, yok. Daha önce bir iki video izlemiştim Tebriz'le ilgili, buradaki insanların ne kadar samimi olduğu ile ilgili. Açıkçası adım atar atmaz öğrendim. Çünkü birisine sordum, dedim ki para değiştirme şansın var mı dedim. Gel ben sana yardımcı olurum dedi. Yani bu tür yardımcı olurum hikayelerini çok duymuştum. Temkinli yaklaştım ama hakikaten yani değiştirecek yer yok. Ben sana veririm gidersin dedi parayı. Ve çıkardı verdi, kabul etmedim ben. Yani karşılığını vermeden almak istemedim. En azından beni şehir merkezine götürecek para kadar dolar vereyim değiştir dedim. Yok gerek yok dedi, alamam dedi. En sonunda anlaştık, çıkardı parayı da verdi. Kabul etmedim. Sonra oradan bir tane tanıdığını buldu. Arabası varmış, seni bırakacak dedi. Tebriz'e gerçekten sıcak bir karşılamayla merhaba dedik. Bakalım şehir nasıl? Arkadaşlar, kimin yanındayım tahmin edemezsiniz. Gördüğünüz gibi Mustafa Hoca bizi Tebriz'de misafir etti. Herkese de selamı var. Evet, traktör taraftarları maça hazırlık yapıyorlar. Akşam maç var. Merhaba, kaç kaç olur maç? Kaç kaç? 2-0 inşallah. Yok, biz kazanırız. Nasıl Mustafa Denizli nasıl? Çok güzel bir teknik direktörü. Biz severiz. Mustafa Denizli olmuş olsun. Ertuğrul sağlam olsun. Türk olsun. Bu Türk takımıdır. Türk dünyasının önemli Türk olmaktır. Fark etmez Mustafa Denizli olsun, Ertuğrul sağlam olsun, Ersun Yanal olsun. Türkiye takımı, öz takımımız, kendi takımımız. Bu da Türk dünyasının takımı. Türk dünyasının derdini saçan bir takım. Hiç takım yoktur böyle Türklerin derdini saçan. Ama bu takım başka bir takım. Biz ulusal takım buna bakarız. Öyle sadece bir futbol, top değil. Bu milli yolumuz. Milli yolumuz. Bizim isteklerimizi. Mustafa Denizli nasıl? Mustafa Denizli çok iyi. Mustafa'nı çok biz beğeniyoruz. Mustafa Paşa kaç yıl önce de İran'la mürebbiye gitmiş. Geçen kimlerde sahip asla bilmedim. Mustafa'nı çok beğendim. Mustafa bize yaktıdı. Hem öz dilimizde Türk'tü. Kalabalık tamamen keyfe keder bir araya gelmiş ve burada bir araya gelerek sesi güzel olanlar şarkı söylüyorlar. Enstrüman çalanlar da enstrüman çalıyorlar ve eğleniyorlar. Herhangi bir beklenti yok. İnsanlar dediğim gibi tamamen keyfe keder buradalar ve gayet de neşeliler. Herkes Türkçe konuşuyor sokaklarda Tebriz'de. Burada dil bilmenize gerek yok Türkiye'den geliyorsanız. Nereden alır geçirir eyime ayana. Sevdiğim kız bana geçsin deyenler. Ay mama da nereden alır geçirir eyime ayana.
çok tarihi bir yer olduğunu söylemiştik size Tebriz'in. Bizim tarihimizde de çok önemli bir yere sahip. Niye mi? 1500'lü yılların başından 1700'lü yılların ortasına kadar burası her 10-15 senede bir Osmanlılarla el değiştirmiş Safaviler arasında. Arkamda görmüş olduğunuz yapı da Gök Mescit ve o dönemden kalma bir eser ve gördüğünüz gibi hala kullanılır durumda. Evet, bir de içine bakalım nasıl bir yermiş. Düşünebiliyor musunuz? Dediğim gibi tarihimizde önemli bir yere sahip olan bir dönemden kalma. ...1973 yıllarda bir renovasyondan geçmiş. 1465 yılında yapılmış. Demin de söylediğim gibi dışarıda 1500'lü yılların başından 1730'lu yıllara kadar Tebriz şehri Osmanlılarla Safaviler arasında her 10-15 senede bir el değiştirmiş. Ve bu cami de o dönemden kalma bir eser. Burası 1779 yılında bir depremde yıkılmış. Sonrasında da 1973'te yeniden renovasyon yapılmış. Sadece bu kısmı kalmış depremden sonra. ...1465 yılında da yapılmış. 1465'ten bugüne kadar kalmış bu cami. İnanılmaz bir eser. Dönemi için gerçekten muhteşem bir yapı. Bakışlara bakar mısın? Sabırsızlanıyor. Biraz abartmış galiba. Tebriz'in yetiştirdiği en büyük şairlerden Şehriyar'ın heykeli. Evet, İran'ın meşhur, Tebriz'in daha doğrusu meşhur pina kebabını yiyeceğiz. Böyle tahta oturur gibi oturduk. Ayakkabıları çıkarmak mı gerekiyor? O zaman ayakkabılarımızı çıkaralım. Pina kebabı yemek için rahat olmak lazım, doğru mu? O zaman şunu da çıkarayım şöyle. Kebaplar bizi bekliyor Zira. Soğutmamak lazım. Böyle mi oturacağız? Bağdaş kurmakta biraz zorlandım. En son ne zaman bağdaş kurduğumu hatırlamıyorum ama burada kurduk. Kebaplar da böyle nefis gözüküyor. Evet, bence bu kadar yeter. Yemeye başlayalım, soğuyacak artık. Evet, Tebriz'in yukarıda görmek istedik ve böyle kendimizi daha vurduk. Şu anda Tebriz'in en hakim tepesinin olduğu yerdeyiz ve Tebriz'e yukarıdan bakacağız. Şöyle de bir hatıra olsun diye selfie çekeyim. Tebriz hatırası. Dağ karpuzları, bunlara hiçbir şekilde su verilmiyor. Dağda kendi kendine yetişiyorlar. Şimdi tadına bakacağız. Bir kes bakalım, bakalım tadına. Şimdi tadımlayacağız bakalım. Sarı renkte, daha önce sarı renkte karpuz gördünüz mü bilmiyorum ama biz görsek kelek zannederiz. Şunun tadı nasıldır acaba? Bir bakalım. Elimde kirli ama şöyle. Tatlı değil, ekşi değil. Böyle salatalık, sulu salatalık gibi tadı. Selamun aleyküm. Nasılsınız?
Sağ olun, siz nasılsınız? Burada Tebriz'in tatları. Bu Tebriz'e özel şey hangisi? Sadece Tebriz'de yapılan. Hangisi? Ekmek mi bu? Sonrasında kutala. Bunlar Tebriz'e özel şeyler değil mi? İyi, hadi bakalım. Bir tanesini deneyelim ama sadece bir tanesini, tamam mı? Bilmiyorum hangisi en güzelse Tebriz'e geldik, yemeden gitmedik diyeceğimiz bir şey olsun. Güzel bir tane pirashki tarzım edelim. Pirashki. Pirashki. Bunun adı pirashki. Tatlı mı bu? Evet. Hem de nasıl? Neyle yapılıyor bu? Şire. Şire dökülmüş bunun üstüne değil mi? Evet. Kameramanımıza da bir tane. O da şey yapmasın. Bir dakika biraz yeseniz. Böyle bir fırında pişiyor. Gösterir misin? Oo. Dumanı üstünde dedikleri bu olsa gerek. Çok güzel, elinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Türkiye'den geldiğimizi duyan hiç kimse cebimize elimizi attırmıyor, para almıyor. Çok ısrar etmemize rağmen hiçbir şekilde. Çok çok sevindim. Teşekkür ederim. Sevindim. Çok sağ olun. Mustafa Denizli nasıl? Traktör takımı? Abi. Evet. Dediğim gibi futbol, bugün sabah ilk yola çıktığımızda da söylemiştim. Futboldan öte bir oldu. Futbol burada sadece futbol değil. Traktör yaşayıştır. Duydunuz. Traktör yaşayıştır dedi. Evet. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Tebriz'in tarihi kapalı çarşısındayız. Bizim İstanbul'daki kapalı çarşıya her ne kadar benzese de ondan biraz daha büyük, hatta bayağı bir büyük. Çünkü 1 kilometre kare genişliğine sahip bir pazar. Geçmişten günümüze hatıralarını hala taşıyor. Aynı işlevi görüyor. O kadar büyük ki içerisinde 20 tane kervansaray ve irili ufaklı onlarca çarşı var. Şimdi alışveriş zamanı. Evet, meşhur İran'ın halılarını görüyorsunuz. İran deyince akla gelen ilk şey tabii ki halılar. İsmi ne bunun? Bağalı filo diyoruz. Pəxlə filo, mahiçeyn. Pəxlə filo? Mahiçeyn. Mahiçeyn. Kuzunun en güzel ve iyi yeri. Kuzunun en güzel yeri. Arkadaşlar, kaç gündür Tebriz'de geziyorum. Bir türlü yöresel yemek bulamıyordum. En nihayetinde bugün tanışabildik. İsmi neydi bir daha? Pahla pilav mahice. Pahla pilav mahice yemeği. Bakalım nasılmış. Tebriz'de olduğumuz sürece her öğün değişik bir yemek yiyoruz. Bu sefer de karşımıza böyle bir yemek geldi. İsmini bilmiyorum. Getiren de ismini bilmiyor gerçi ama. Birazdan tadına bakacağız. Hemen tadımlayalım. Valla kıymayı, yani tantuni, bizdeki Mersin tantuninin yağsız hali desem onun gibi bir şey. Bunlar da patatesler.
Yani genç patates diyoruz ya bunlara. Bunların hepsi biraz yaşlanmış. Bizdeki patatesten farklı. Yeter, hepsini mi çekeceksin ya? Yeter. Mustafa Denizli'yi tanıyor musun? Nasıl birisi? Denizli, Mustafa Denizli. Evet, tanıyoruz. İyi midir? Beğeniyor musunuz? Evet. Traktörü şampiyon yapacak mı? Evet, Mustafa Hoca'nın dairesi de burası. Çekiyoruz. Oh. Hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasıl sürprizi? Nasıl sürpriz yaptık? Sürpriz hakikaten. İyi bu. Şaşırtan. Allah'tan iki gün evvel telefon açmıştım da. Hiç sürprizle alakası olmadı. Saat olarak sürpriz oldu. Şehirde futbol deyince akan sular duruyor. Hayat adeta duruyor burada. Evet. Statta gördüğüm kadarıyla tıklım tıklım dolu. Adeta iğne atsan düşecek yer yok. Evet, Yadigar İmam Stadına doğru yaklaşıyoruz. Stat tıklım tıklım dolu. Zaten bize söylemişlerdi, şehirde maç olduğu günler hayat duruyor diye. Burada da hayat durmuş, stat inanılmaz derecede. Yani buradan bakıyorum. Sen ne?